En Bursa'dan herkese mutlu günler diliyorum. Bursa Spor hazırlıklara başladı. Ne hazırlıklarına başladı? Antalya Spor maçı hazırlıklarına başladı. 4 günlük bir ara vardı yeşil beyaz takımda. Bu aslında bir de eleştiri konusu oldu. Ya bu takımın 4 gün izin verilir mi diye. Çünkü birçok takım 2 gün veya 3 gün izin yaparken Bursa Spor takımı 4 gün izin yaptı. 4 günlük izin bugün sona erdi. Yeşil Beyaz takım sabah saatlerinde ilk idmanını gerçekleştirdi. Saat 16'da da ikinci idmanını gerçekleştirerek günü tamamladı. E, Bursaspor tabii ki çok eksik var. Mini takıma giden futbolcular var, sakat futbolcular var. E, 16 futbolcuyla antrenmanı yaptı. Teknik direktör Paul Logan'de de e, ilginç görüntüler sahne oldu. Paul Logan genelde e, not alarak e, antrenmanı izler, yardımcılarından e, bilgi alırdı. Ancak bu sefer e, antrenmanın içine girdi. İşte futbolculara sesli olarak e, uyarılarda bulundu. Sen gel, sen git böyle e, vücut hareketleriyle de iletişim kurdu futbolcularla. Bu daha fazla e, rastladığımız bir olay değildi e, Fransız teknik adamda. E, günün gelişmelerine bakalım bir de. mbux.com'da e, neler yaptık, Burspor'la ilgili neler e, hangi haberlere girdik? Bir de onlara bir göz atalım. Az önce söylediğim gibi Burspor 16 futbolcuyla siftah yaptı haberiyle güne başladık. E, tabii ki az olması aslında antrenmanların çok daha verimli geçmesine neden oluyor. Bu benim kendi görüşüm. verimli bir idman olduğunu da söyleyebilirim. Futbolcuların futbola aş şekilde döndüğünü de söyleyebilirim. Tabii ki Sivas Spor galibiyetinin de takıma e, moralmen yükselttiğinin de altını çizelim. Sitedeki ikinci bölümümüzde yine Bursaspor'un antrenmanı ile ilgili eksikler var demiştim. E, bu eksiklerden en üzücüsü de bana göre yine e, Ertuğrul oldu. Çünkü Ertuğrul'un herhangi bir sakatlığı yoktu bildiğimiz kadarıyla. E, topuğundan bir sakatlığı var Ertuğrul'un. Pazartesiye kadar antrenmanlara e, çıkamayacak Ertuğrul Ersoy. E, Antalya Spor maçına tabii ki yetiştirilmeye çalışılıyor. ile şu anda tedavisi sürdürülüyor Ertuğrul Ersoy'un. E, az önce de tekrar bahsettiğim gibi Logan'de ilginç görüntü vardı. Logan'den kaçmıyor. Evet, e, daha önce not alıyordu. Ancak bu sefer tarzı değiştirdi. Daha çok futbolcunun içine girdi. Daha çok futbolcularla hem moralma hem de performans açısından ben daha yüksek gördüm Fransız teknik adamı. İnşallah bu Antalya Spor Karşılaşmasına da yansır ve Bursaspor spor zorlu deplasmandan 3 puanla döner. Çünkü önemli. Bursaspor artık galibiyetlerinde de seriye bağlaması gerekiyor. Altındaki takımlar da kazanıyor çünkü. Ee, bu yüzden Logan'in performansı, futbolcunun performansı çok önemli. Sıradaki haberimizde e, Yusuf Erdoğan'dan e, Burspor Bursaspor dergisi bildiğiniz gibi çıktı. Bu ayki röportaj e, röportajda Yusuf Erdoğan'a yapılmış. Orada şunu söylüyor Yusuf Erdoğan. Ben Alex'e karşı oynamayı çok istiyordum. Ancak oynayamadım. Ancak Pablo Martin Bataceli takım arkadaşı oldum. Alex'e Batacı'yı kıyaslıyor ve Batac'a'nın çok daha üstün yeteneklere sahip olduğunu söylüyor Yusuf Erdoğan. Bu anlamda Batac'a Alex'i e unutturdu başlığını attık. Yusuf Erdoğan'ın güzel bir röportajı var. Hem Burspor dergisinden hem de mbursan.com'dan takip edebilirsiniz. Bu arada Burspor'un akşam antrenmanında Turan Dursun sürpriz yaptı. Bildiğiniz gibi Burspor'un Down Sendronlu taraftarı. Herkesin tanıdığı bir sima. Önce testlerine geldi. Futbolcularla güzel vakit geçirdi. Güzel ve hoş görüntüler de çıktı. Bu şekildeki e, ziyaretler. Burspor hem taraftarını hem de takımı moralman yükselten e, organizasyonlar. Bunların devam etmesini de diliyoruz. Daha önce bildiğiniz gibi şampiyonluk hatırlar hatırlarsanız e, Burspor taraftarı antrenmanları gelirdi, çiçekler getirirdi, baklavalar gelirdi. Çok güzel görüntüler vardı. İnşallah bu süreç bir sonraki sene inşallah gerçekleşir. E, bunlar unutmak istemediğimiz devamlı hatırlamak istediğimiz görüntüler. Bursaspor'daki gelişmeler bu şekilde. Yeşil beyaz takım milli maçlar sebebiyle haftayı herhangi bir hazırlık maçı yaparak geçirmeyecek. Bugün bunu sorduk cevabını aldık. Çift idman olarak devam edecek. Bugün olduğu gibi Bursaspor devamlı çift idmanla kendi kondisyonuna ulaşmayı hedefliyor. Ancak bugünlük Bursaspor gününden bu kadar. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.